Merhabalar. Önceki derste de sözünü verdiğimiz üzere uzun anlatıları veya uzun cümlelere sahip anlatıları nasıl çözümlememiz gerektiği bilgisini size aktaracağım. Şu an ekranınızda bir metin belirdi. Bu metnin çözümlemesini yani kısım kısım kalıplarla, cümlelerle, sözcüklerle nasıl çözümlenmesi gerektiği bilgisini zaten aldınız. Şimdi metni tekrar okuyacağım ve sizinle böyle cümleleri, böyle anlatıları nasıl çevirmemiz gerektiğini göreceğiz. Pekala önce anlatımızı okuyarak işe başlayalım. Önceki dersten ne anladığınız, aklınıza ne kaldığınızı da bu anlatıyı dinleyerek anladığınız miktarla karşılaştırabilirsiniz. Yani önceki derste öğrendikleriniz şu an bu anlatıyı dinlerken size ne kadar yardımcı oluyoru tartın lütfen. Anlatıyı tekrar okuyorum. Peju haye ahir, asare mosbate, bazihaya rayane'i, berruye, پرورش مهارت های ذهنی کودکان بین 10 تا 15 سال را نشان داد. این پژوهش بر روی 120 کودک 10 تا 12 ساله و 150 نوجوان 12 تا 15 ساله انجام گرفت. سبب انتخاب شدن این کودکان و نوجوانان این بود که اکثرشان بعد از آمدن از مدرسه بیشتر وقت خود را پشت کامپیوتر می گذراندند. پژوهش نشان داد که این کودکان و نوجوانان در مقایسه با همسن و همکلاسان خود برای سوالات و مسائل مختلف راه حلهای خلاقانه تری ارائه دادند. با استناد به این نتیجه، بعضی مدارس در مقاطع دبستان rehnemayi ve debiristan shuruu be teşvik danışamuzan khud be bazı bazıhaye makhsus kampyuteri jihat parvarish maharatay zehni anha kerdand Şimdi ilk cümleyi ayıralım. Lütfen şunu unutmayın, ekranınızda hiçbir Türkçe karşılık görmeyeceksiniz. Sadece bu metinlerin nasıl çözümlendiğini mantık olarak öğrenmenize yardımcı olacağım. Pejuheş haye hay normalde bir cümle veya bir anlatıdan bir parça karşımıza geldi mi? Yapacağınız en iyi iş, en faydalı iş özne yüklem uyumluluğunu kontrol etmeniz olacak. Şimdi burada Peugeot'ha'ye akhir bizim öznemiz olacak. Yani yakın zamanda yapılmış araştırma var. Bizim öznemiz olacak. Peki bakalım bu yüklemiyle uyumlu mu? haye akhir neşan. dot. şimdi burada bir problem olduğunu zaten görebiliyoruz. Pejuheş haye ehir dediğimizde pejuheş çoğul olduğu için neşan dağ değil neşan dağdan halinde gelmesi lazım. Dolayısıyla burada başta ve sona bir uyumsuzluk var. Yani bizim temelde başta verdiğimiz anlatıda bir hata var. O hata ise özne ve yüklem uyumsuzdu. Peki normal bir anlatıda yani gözümüzün önünde görebileceğimiz bir anlatıda hiç mi böyle hatalar olmaz? Elbette olur. Yani öznenin çoğul gelip bazen yüklemin tekil geldiğini de görebiliriz. Ama tabii ki bunlar belli kaidelere, belli istisnalara bağlıdır. Bu konu ise daha sonradan göreceğimiz konulardan biri olacak. Dolayısıyla şimdilik bunu bir hata olarak alalım ve bundan sonra bu hatayı yapmayalım. Bazı dikkatli öğrencilerim bunu mail'lerinde belirttiler. Ben de kendilerine bunun zaten sonraki derslerde işlenecek bir konu olduğunu anlattım. Peki Şimdi özne ile yüklem birbiriyle uyumlu. Yakın zamanda yapılan araştırmalar gösterdi. Neyi gösterdi sorusu ise ortada duran kısım olarak karşımıza çıkacak. Ne demek? Yani Asare, mosbete, bazihaye, rayaneyi, berruye, pervereşe, meharethaye, zehniye, kudekane, beyne, dehtapunzdeh, sal, ra. Buradaki ra'dan önce kalan kısım ve peju heşay sonraki kısım yani asardan sağla kadar olan kısım bize bir şeyi gösterdiğini anlatıyor. Yani gösterilen şey ra'dan önce ve ahirden sonraki kısım. Peki şimdi hala karşımızda kocaman bir öbek duruyor. Yani asare, mosbate, bazihaye, rayane'i rüyü perverişe maharet zihni kocukan بين 10 تا 15 burada ne yapmamız lazım Aslında burada da basit bir durum var tamlamaları ve edatı ayrıca bağlaçları ve ilinti oldukları bölümleri ayırıp çevireceğiz örneğin asare musbet bazı hayi rayane i dediğimizde tamlama bitiyor neden çünkü hemen sonrasında bir edat var ber var yani aslında be yani burada aslında bir kısım anlatı bitti. Asare mosbete bazıhay rayane'yi ayrıca çevirmemiz lazım. Aslında anlatı bunu apaçık bize gösteriyor. Gör ki tamlama bir yerde bitecek. Hazır ol ve tabii ki nerede bitiyor? Edattan hemen önce bitiyor. Asare mosbete bazıhay rayane'yi bilgisayar oyunlarının pozitif etkileri diyerek bunu kenarda tutabiliriz. Ber'den sonra yani B'den aslında sonra gelen kısımların ise tamlamasının nereye kadar sürdüğüne bakmamız lazım. Ruye, pervereşe, meharatâye, zehniye, kudakâne, beyne dehtapûnz dehsal. Şimdi beyinden sonra sanki kesiliyormuş gibi duruyor tamlama ama değil aslında. Çünkü beyne dehtapûnz dehsal aslında kudakan'ın ve ayrıca bu kudakânın için tabii ki anlatı bağlamında ne da dahil bir parçası. Yani kudakane beyne, deh ta punz sağlı olarak aldığımızda şu oluyor. Ruye pervereşe, meharetaye zehniye kudakane alef. Dolayısıyla elefi ayrıca açacağız. Öyleyse şuna bakalım. Ruye pervereşe, meharetaye zehniye kudakane alef. Elif çocuklarının bilişsel maharetlerinin geliştirmesi üzerine dedik. Elif yerine de şimdi kudakane beyni dahta puğumuz dah sağlı açık koyalım. 10-15 yaş arası çocuklar ve bu çocuklara tabii ki anlatı gereği nevcivanlar veya ergenler de dahil. Öyleyse bir anlatıya veya kocaman bir cümleye yaklaşırken asıl yapmamız gereken şey böl, parçala, yönet yöntemi olacak. Yani bizim için anlatı ne kadar küçükse o kadar anlaşılır hale gelecek. Peki bu kural her zaman böyle midir? Aslında değildir. İleride de görebileceğimiz üzere bazen biz bir mısranın bir kısmını anlamak yerine tam tersi bir beyti veya bir dörtlüğü anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla bizim karşılaşacağımız metinlere göre onların davranış değiştirdiği biçimde bizim de davranış veya yaklaşım değiştirmemiz gerekiyor. Öyleyse metne yaklaşımlarımız metnin bize sunacağı cevapları da değiştirecektir. Peki lafı daha fazla uzatmadan aynı metodu bir sonraki cümleye uygulayalım. İn pejuhesh berruye sado bist kudaki dahta ve sado pencah no cevane davaz punz sale encam gereft. Pekala. Şimdi in <laughs> pejuhesh'e bakalım. Bir de yüklemine bakalım. Encam gereft. İn pejuhesh encam gereft. Bu araştırma yapıldı diyelim. Evet burada bir uyumluluk var. Peki bu araştırma yapıldı. Kim üzerine, ne için veya başka sorularınızın cevabı... ...impejüheş ve encam gerektiğinin tam ortasında duruyor. Bakalım bilgimiz ne biçimde? Yani aslında bizim hangi soruyu sormamız lazım? Berru ye sadubist kudeke dehta davazdah sale ...ve sadupancah nocevane davazdah ta punzdah sale. Yani bunlar üzerine araştırma yapılmış. Yani araştırma nesnesi 10-12 yaş arası 120 çocuk... ...ve 10-15 yaş arası 150 tane ergenmiş. Dolayısıyla bu araştırma yapıldı. Kim üzerinde yapıldı? Demin bahsettiğim kimseler üzerinde yapıldı. Dolayısıyla burada da yine özneyi, yüklemi ayırdık ve doğru sorularla aslında ortadaki öbeğimize hangi bilgileri sunmasını istediğini de anladık. Bir sonraki cümleye bakalım. Sebebe entehab şodane in kudakano no Şimdi burada cümlemiz bir tamlamayla başlıyor. Dolayısıyla böyle cümleleri Doğrudan özne yüklem uyumluluğu bakımından bölmemiz mümkün olmayacak. Tabii ki bu durumda ne yapmamız lazım? Tabii ki tamlamayı sanki özne yüklem uyumluluğunu kontrol etmişçesine çevirmeye başlayacağız. Sebebi entehab şodani inkuda kanun ocavanan. Tabii ki inkuda kanun ocavanan aslında tamlamanın bir parçası. Yani inkuda kanun ocavanan yerine elif koyarsak bir şey değişmeyecek. Sebebi entehab şodani alef elif'in seçilmek sebebi. Elif'in seçilme sebebi pek güzel. Şimdi biz elif'i de açalım. Bu çocuklar ve ergenlerin seçilme sebebi dedik. Peki şimdi sebebinden bahsedecek zaten. Biz ne beklediğimizi biliyoruz. Sebebini açıklayacak. Ve bakalım öyle mi? Evet, in ile başlıyor. E buydu ki. Buydu ki yani. Eksereşan. baddest amadan, az madrese Aksere şan çoğunluğu. Burada ki'den sonra ne geliyor? Aksere şan ne gelmediği için yani bir tamlama olmadığı için aksere şanı olduğu yerde bırakın. Çoğunluğu. Ba'd az. Ameden az medrese. Şimdi burada iki tane edat var. Az madrese, az ameden. Okuldan, gelmekten, bad var bir de. Okuldan, gelmekten sonra veya okuldan geldikten sonra deyip duracağız. Çünkü ikinci az yani az madreseden sonra bir tamlama yok ki biz madreseden sonrasında az'in etki alanına dahil edelim. Yani az madrese deyip duracağız. Madreseden sonra herhangi bir şey eze dahil değil. Biştere vakti hod ra. Biştere vakti hod tabii ki bir tamlama. Ra ise ı i anlamını verecek. Kendi vakitlerinin çoğu. Tabii ki ra geldiği için kendi vakitlerinin çoğunu Burada da başka bir kısım geçti. Poşte kompüter. Kompüter bilgisayar. Poşte ardında demek. Bilgisayar ardında. Bilgozaran ise bizim cümlenin tamamının yüklemi olacak. Peki bu migozaran öznesi nerede? Tabii ki ekser eşan migozarandan. Peki ekser eşan neye işaret ediyor? Seçilmiş olan bu çocuklar ve ergenler. Pekala. Bir diğer cümleye bakalım. Pejuheş neşan dağıt ke. İn kudakanın o cevanan der ba. Hem ve hem kelasane. Hod. Beray sualat o masayla muhtelif. Rahel hayi kharlağane dadan'' Bu cümle belki de bu anlatının en karmaşık cümlesi. Peki nasıl çözeceğiz? Pejuheş neşan dağıt ke. Araştırma gösterdi ki. Demek ki bize burada yapılan bu araştırmanın sonucunu verecek. Lütfen dikkat edin. Metin sizle aslında konuşuyor. Bir sonraki adımın ne olduğunu size apaçık gösteriyor. Pejuheş neşan dağıt kederken araştırma gösterdi ki. Peki Metin size bunu dedikten sonra ne verebilir ki? Tabii ki bu pejuheşi veya araştırmanın sonucunu verebilir. Neyi gösterdiğini verebilir. Neşan dağıt keder sonra aslında bu araştırmanın sonucunu gözünüzün önünde görüyorsunuz. Yani birisi şunu sorsa bu araştırma neyi gösterdi sorusunu sorsa şunu gösterdi ki İnku'da Kanun Hocalan'ın bu çocuklar ve ergenler deyip duracağız. Neden? Çünkü dere geldik. Bir adatı geldik. Der muayese ba. Der muayese kıyas ile dedik. Hem sen hem kelasan akran ve sınıf arkadaşları. Hem sen hem kelasane hot dediği için ve burada bir tabii ki bir tamlama olduğu için kendi sınıf arkadaşları ve akranları ile kıyas da. Kıyas ile demek. Yine bir başka kısma geldik. Berae sualatu mesaile muhtelif. Tamlama muhtelif de bitiyor. Muhtelif ya veya farklı, çeşitli mesele yani sorun ve sorulara, sorular için rahel haye hallagane teri. Daha yaratıcı çözüm yolları. Son olarak da erae dadan sundular. Bu da bizim yüklemimiz. Peki kim erae dadan? Yani kimler erae dadan? Kimler bunu sundular? kude kudekanı no cevanan era edadent sundular. Peki ne sundular? Ra hal teri sundular. Peki ne için sundular? Berae sualat o mesaile muhtelif. Peki hangi kümeye kıyasla? Tabii ki der muqayese ba ve hem kelasane Yani lineer tutarlılık testinde yükleme ve özneye soru sorarak yapabilirsiniz aslında. Ve bunu da yine edatlara soru sorarak ne için? Tabii ki burada için dediğim için ortada berayı görüyorum. Ne için? Tabii ki berayı suala tu masayla muhtelif. Der mugayese bayı görüyorum. Ne ile kıyasla? Hem hem kelasan Bu da lineer tutarlılık veya test biçimi olabilir. Şimdi bir de sona doğru gelelim ve son cümlelerimizi okuyalım. Ba estenad be in netice. Dikkat edin metin yine sizinle konuştu. Diyor ki bu neticeye dayanarak yani bir sonuç var ortada ve oradan bir çıkalım yapılacak. Bahisinat ve in netice deyip duracağız. Çünkü böyle bir kalıp. Tabii ki gözümüzün önünde bu çok apaçık duruyor. Ba beyin netice yani bu sonuca dayanarak ya yani bu araştırmanın sonucuna dayanarak bazı medares, bazı okullar der mekate edebestan ve debirestan. Lütfen anlatının bu kadar uzun olduğuna takılmayın. Dermagate, debestan, rahnemai ve debirestan dediği aslında çok basit. Başka bir sözcükle de ikame edilebilir. Sonradan açımlanabilir. Ama tabii ki biz bunu artık böyle anlamaya başlayalım. Bazı medares, bazı okullar dermagate'e bu düzeylerde, hangi düzeylerde? Debestan ilkokul, rahnemai ortaokul, debirestan lise düzeyinde Şuru'a geldik. Şuru bize bir alarm vermeli. Şurudan sonra gelen B aslında bize bir şeyin başladığını gösteriyor. Şuru B'den sonrasını okumayıp sona gelip kerden göreceğiz. Şuru B bilmem ne kerden bir şeye başladılar. Geçen derste şuru B ve kerden arasında zaten böyle parçalayıp anlamıştık. Dolayısıyla kimin ne yaptığı, kimin neye başladığını Deniyar tutarlık tutarlılık testiyle soru sora sora bulabiliriz. Şoru kerdend. Kim şoru kerdend? Kimler şoru kerdend? Bazı medares cevabını verebiliriz. Veya bazı medares dermagat edebistan rahnemayı ve debilistan cevabını verebiliriz. Dolayısıyla uzunca cümleler içeren anlatılarda cümleyi ne kadar bölersek edattan edata, bağlaçtan bağlaca veya virgülleri de dikkate alarak parçalarsak bir o kadar anlamamızı kolaylaştırmış olacağız. Öyleyse dikkatli öğrencilerimizin de gözünden kaçmadığı üzere pejuheş hayeden başlayıp neşan dağıtta biten cümlenizi defterinize geçtiyseniz lütfen özne yüklem uyumluluğu bağlamında revize edin. Öyleyse bu dersi burada noktalayalım ve bir sonraki derste görüşmeyi dileyelim. Esen kalın.